Değerli izleyiciler, hepinize en derin saygı ve sevgilerimizle haberin sonu ve ilk gün TV'den ortak yayınla karşınızdayız. Yanımızda şu anda Yüreği Kızılay Dernek Başkanı ve aynı zamanda Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi Asım Gül'le birlikteyiz. Meclis üyesi değilim ama. Meclis üyesi artık diyoruz evet. Biz. Ben Yüreği Belediye Meclis üyesiyim. Evet, şimdi şu anda Asım Bey'in bugünkü atmosferle ilgili önce görüşlerini alacağız. Daha sonra arkasından bir köşeye sıkıştırırız. Evet. Buyurun. Adana'mız için gerçekten mutlu bir gün. Demokrasinin olması olmazları seçimler. Evet. Biz de bu seçime bugün hep beraber olmaktan son derece mutluyuz. Adana'mız için, yüreğimiz için, ülkemiz için inşallah güzel şeylerin olacağını düşünüyoruz. Bu demokrasinin güzellikleridir. Belki insanlar küsüyor, darılıyor diye düşünüyorlar ama ben bu seçimin çok daha faydalı hizmetler olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın izleyiciler, biraz önce söylediğim gibi aynı zamanda Yüreğir Kızılay Dernek Başkanı da olan Asım Bey Yüreğir'e aynı zamanda belediye meclis üyesi olarak Yüreğir'e olan katkılarını da elbette ki bizler unutamayız. Ve Asım Bey'den Yüreğir'deki Kızılay ile ilgili çalışmalarını almak istiyorum. Türk Kızılay'ı Yüreğir Şube Başkanı olarak Yüreğir'de çok güzel hizmetler yaptığımızı 6 yıl oldu bu görevi aldım. Şu anda Yüreğir'de hangi okula gitseniz Kızılay bilir. Hangi mahalleye gitseniz Kızılay bilir. Hangi muhtara deseniz ki ya Kızılay gördünüz mü? Bizim yanımızdan ayrılmadığını söylerler. Gerçekten elimizden geldiği kadar kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Veren elle alan elin arasında köprüyüz. Onun için Yüreğirliler beni çok iyi bilirler. Ben 30 yıldan beri Yüreğir'e hayran bir insan olarak hizmetlerindeyim. Hizmet etmeye devam edeceğim inşallah. Evet. Şimdi biraz da siyasete giriyoruz. Aynı zamanda Asım Gül Beyefendi Yüreğir Belediye Meclis Üyesi olduğu için biraz da siyaset kaynatalım istedik. Hani derler ya üçü bir arada gitsin. Yüreğir'deki çalışmalar nasıl? Neler yapıyorsunuz? Gündeme gelen projeler var mıdır? Neler var? Tabii Yüreğir'de biz Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Koca İspir olarak yolumuza devam ediyoruz. Gerçek söyleyeyim, inanın biz aslında çığır açtığımızı düşünüyoruz. Yüreğir Belediye Meclisi olarak imarı yapmak her baba belediye başkanının harcı değil. Biz çok şükür bugüne kadar olmamışı başardığımıza inanıyoruz. Şu anda Yüreğir'de eski ne derler büyük bir köy diye o köyü inşallah kaldırıp bundan sonra imarlı, iskanlı çok güzel bir ilçe olacağını düşünüyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için bana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Yüreğir deyince çok hoşuma gidiyor. İnanın imar tadilatını, imar düzenini kurmak çok zor bir işti. Bunu başaran tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, tabii ki ne bu çalışmalardan dolayı Sayın Asım Gül'e, aynı zamanda Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Bey'e de, Koca İspir'e çok çok teşekkür ediyoruz. Genç, dinamik bir belediye başkanımız olduğu için. Buradan ben Sayın Asım Gül'e ve Sayın Mehmet Fatih Koca İspir'e teşekkür ediyorum. Sayın Gül, bu açıklamalardan dolayı da size de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sayın seyirciler, gördüğünüz gibi ilk gün TV ve Haberin Sonu TV ile yapmış olduğumuz ortak yayınımız burada sona erdi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Teşekkür ederiz.